Herkese merhaba. Amerikan hegemonyasının ve kurallarını Washington'un yazdığı düzenin zayıflamasının iki önemli sonucunu yaşıyoruz son dönemde uluslararası ilişkilerde. Bu iki önemli sonuç şunlar. Birincisi, ülkeler arasında dolar yerine kendi ulusal paralarıyla ticaret yapma eğilimi gittikçe güçleniyor. İkinci sonuç ise Amerikan müttefiki ülkelerin Amerika ile ilişkilerine ek olarak aynı zamanda Çin ve Rusya ile de ayrı ayrı ve bağımsız ilişki geliştirme eğilimi artıyor. Şimdi bu sonucu Erdoğan ile Putin'in son 5 Ağustos'ta yaptığı Soçi zirvesi bağlamında da tartışmak istiyorum. Şimdi bu zirvede 5 Ağustos'taki Soçi zirvesinde ele alınan pek çok dosya var. Bana kalırsa zirveden çıkan en önemli sonuç ruble kararıydı. Bu karar daha zirve tamamlanmamışken Rusya Federasyonu'nun Başbakan Yardımcısı Alexander Novak tarafından önce basına müjdelendi. Şöyle demişti Novak, liderler görüşmeler sırasında doğalgaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden ödemeye başlanacağı konusunda anlaştı. Bu konuyla ilgili sonrasında tabii Erdoğan da dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalar yaparken ayrıntılandırdı konuyu. Yani Sayın Putin ruble üzerinde mutabık kaldık kendisiyle dedi. O durumu açıkladıktan sonra şöyle ilginç bir ayrıntı ekledi. Dedi ki bir de Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim 5 bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu Mir kartı da son dönemde Ukrayna krizi sonrası Batı'nın Rusya'ya yaptırımıyla daha çok gündeme geldi. Swift sisteminin tabii bir alternatifi. Geçen haftalarda İran'la da Amerika yaptırımlarına karşı iki ülke İran ve Rusya Mir kartını devreye sokarak bir takım çalışmalar başlatma konusunda kararlar almışlardı. Bu bakımdan bu ayrıntı da önemliydi. Şimdi buradan şuna gelelim. Peki hani bu uluslararası ticarette ikili para sistemlerini kullanmak, doların ya da işte baskın ondan bir sonraki baskın para birimi olarak avro yerine işte rublenin, liranın, Çin yuanının vesaire bu ticaretlerde kullanılmasını tablosunu hangi zeminde peki gelişiyor? Bunu da anlamamız lazım. Bu tablo pek çok ülke açısından aslında Amerika'nın rakiplerini hatta zaman zaman müttefiklerini yaptırım kartıyla tehdit etmesi birincisi. İkincisi de Trump döneminde Çin'e ticaret savaşı başlatması süreciyle hızlanan bir durum aslında. Yani bu böyle bir eğilim son 4-5-6 yıldır var. Ama işte bunun temel nedeni Amerika'nın son dönemde çok fazla yaptırım kartını kullanması ve Çin'e ticaret savaşı başlatması oldu. Yaptırım kartını üstelik Amerika sadece rakip gördüğü Çin, Rusya, İran gibi ülkelere değil, müttefiki Türkiye'ye de ve hatta Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesine de yaptırımlar uygulamıştı. Şimdi bu nedenle bir süredir işte Çin, Rusya, Hindistan, İran, Türkiye, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülke Amerika'nın bu tutumuna karşı ikili ticaretlerinde ulusal paralarını kullanma yolunu seçmeyi gündemlerine yavaş yavaş aldılar. Bunun mekanizmalarını oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlardan en önemlisi son dönemde ilginç olarak Suudi Arabistan'dı. Suudi Arabistan yakın zamanda Çin'e sattığı petrolün ödemesinin dolar yerine yuanla yapılmasını önerdi. Tabii Suudi önerisinin gerekçesi çok daha anlamlı. Niye hani dolar yerine bana yuanla ödeme yap diyor Çin'e? Çünkü rezervinde yuan bulundurmak istiyor artık Suudi Arabistan. Bakın bunun sadece Suudi Arabistan'a özgü olmadığını da söyleyelim. Geçenlerde İsrail Merkez Bankası'nın da ilk defa rezervine yuan ekleme kararı aldığını hatırlatalım. Merkez Bankası'na İsrail'in bile yuan ekleme kararı aldığı yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu tabii yeni bir düzenin işareti ve Amerikan düzeninin çözülmesinin bir sonucu. Şimdi gelelim en başta yaptığımız yani iki sonuç çıkar. Biri uluslararası ticarette ulusal paralarla ticaret eğiminin güçlenmesiydi demiştik. Bir diğerinin de hani Amerikan ilişkilerine rağmen Amerikan müttefiklerinin Çin ve Rusya ile daha ayrı ayrı bağımsız ilişki kurma eğilimi demiştik. Şimdi bu ikincisini biraz inceleyelim. Şimdi Amerika'nın bu tabii kurallarını yazdığı düzen ve soğuk savaş düzeni
yavaş yavaş çözülüyor. İlişkiler adım adım çözülüyor. Aslında Avrupa Birliği bile bu çözülme nedeniyle Amerika'dan stratejik özellik arayışındaydı bir süredir. Bunu daha önceki YouTube yayınlarımızda konuşmuştuk, tartışmıştık. Hatta Amerika'nın o çözülmeyi önlemek için Ukrayna krizini kullandığını, son olarak NATO stratejik konseptine, stratejik kavramına Rusya'yı bir doğrudan tehdit olarak, Çin'i başrakip olarak eklemesinin de bu stratejik özellik arayan müttefiklerini Amerika'nın NATO aracılığıyla Atlantik'e çapalaması olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi tabii Amerika'nın Türkiye ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerinin eli bu konuda daha rahat bence Avrupa Birliği'ne göre. Amerika ile müttefiklik ilişkisini sürdürerek her iki ülkede Rusya ve Çin'le pek çok alanda son yıllarda önemli işbirlikleri yaptılar. İşte S-400'ler, ulusal paraların kullanılması, Shiyo, BRICS adaylıkları vesaire. Örneğin mesela Suudi Arabistan hala Rusya'nın S-400 füze savunma sistemi ve Su-35 savaş uçaklarıyla hala ilgileniyor. Zaman zaman Amerika bu konuda sert açıklamalar yapıyor ama Rusya'nın bu konudaki ilgisi bitmiş değil. Diğer yandan Amerika'ya karşı petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın Rusya ile işbirliği yaptığını biliyoruz. Bunun Amerikan yönetiminde nasıl bir rahatsızlık yarattığı ve bunun Wall Street'te nasıl değerlendirildiğini biliyoruz. Diğer yandan demin söyledik işte Çin'e petrolü yuanla satmak istiyor. Ya bu çok önemli bir durum çünkü Suudi Arabistan en büyük petrol ihracatçısı, Çin en büyük petrol ithalatçısı ve Suudi Arabistan petrolünün %25'i Çin'e satılıyor. Bunun yuanla ödenmesi oldukça önemli. Diğer yandan çok önemli bir durum Suudi Arabistan açısından. Suudi Arabistan Nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. BRICS artı diyalog toplantısı vardı ve oraya da katılmıştı. Artık BRICS yani Çin'in ve Rusya'nın Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika ile oluşturduğu o ekonomik kulübüne de Suudi Arabistan onun diyalog toplantılarına da katılıyor. Ve tabii aslında Türkiye bu konularda bence Suudi Arabistan daha da ileride. Pek çok nedenle S-400 başta olmak üzere. İşte son olarak uçakta Soçi ziyareti sonrası Erdoğan dönerken bu bakımdan bir yeni haber olarak da şunu söyledi. Putin'in Türkiye'yi Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına davet ettiğini de açıkladı. Diğer yandan Türkiye'nin son dönemde BRICS üyeliğiyle de ilgilendiğini biliyoruz. Bütün bunlar da işte Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Amerikan müttefikliğine rağmen o müttefikliği bozmadan Çin ve Rusya ile ilişkiler geliştirme çabaları ve somut sahaya yansıyanlar olarak özetleyebileceğimiz konulardı. Şimdi tabii bunlar karşısında, bu tablo karşısında iki temel itiraz dile getiriliyor. Birincisi deniyor ki, efendim işte Türkiye Amerika yerine Çin ve Rusya'ya mı bağımlı olsun? Onu mu istiyorsunuz? Bir ikinci itiraz da şu oluyor örneğin. Yani bu ulusal paralarla ticareti önemseyerek ifade ettiğimiz zaman şöyle bir itiraz oluyor. Ne yani işte Türkiye dolar yerine ruble ve yuanla mı borçlansın? Yani ikisinde de bağımlılık var, ikisinde de borçlanma var. Buna olmayıp da buna olunca ne değişecek gibi itirazlar bunlar. Tabii biz hani Türkiye Amerika'ya da bağımlı olmasın, Çin'e de bağımlı olmasın, Rusya'ya da bağımlı olmasın diyoruz elbette. Biz tam bağımsızlık hedefindeyiz. Ben bir sosyalist olarak zaten tam bağımsızlığı bütün ilkelerin en önüne koyup bunu anti-emperyalizmle taçlandırarak ve Türkiye gibi ülkelerde de önemli laiklikle bunu yan yana getirerek bir siyasal mücadele hattına oturtulmasını zaten savunan biriyim. Dolayısıyla Türkiye Amerika'ya bağımlı olmasın ama gitsin Çin'e Rusya'ya bağımlı olsun demiyoruz zaten. Yani kimseye bağımlı olmasın tam bağımsızlık hedefimizdir diyoruz. Fakat burada anlaşılmayan şey şu. Çin ve Rusya ile iyi ilişki geliştirmek Türkiye'yi bu iki ülkeye bağımlı yapmaz zaten. Ama Türkiye'nin Amerika'ya bağımlılığını azaltır. Şimdi Türkiye'nin Amerika ile ilişkisiyle Türkiye'nin Çin ve Rusya ile ilişkisi bağımlılık kavramları içerisinde eşitlenecek bir ilişki değil. Niye? Çünkü bağımlılık müttefiklikle, ittifak politikasıyla ortaya çıkan bir iştir. Şimdi püf noktası da bu zaten. Yani ittifak olduğunuz zaman Türkiye şu anda Amerika ile
kağıt üstünde NATO düzleminde ittifak, müttefik. Şimdi bu ittifaklık olma durumu kaçınılmaz olarak bir bağımlılık yaratıyor. Ve daha önemlisi ittifakın hedefi olanlarla da hasım olmayı gerektiriyor. İşte Türkiye'nin yaşadığı sorun bu örneğin. Yani Türkiye Amerika'ya bağımlı NATO ilişkisi nedeniyle. Çünkü ittifak, müttefik ama NATO Rusya'yı hasım olarak gördüğü için Türkiye'de o ittifaklık ilişkisi içerisinde Rusya'ya kağıt üzerinde de olsa hasım olma pozisyonuna düşmüş oluyor. Oysa Türkiye'nin Çin ve Rusya'yla iyi ilişkiler geliştirmesi bir ittifaklık ilişkisi değil. Karşılıklı yarara dayalı dostluk ilişkisi. Yani bu dostluk ilişkisi ittifaklık ilişkisinden farklıdır. Zaman zaman böyle uluslararası ilişkilercilik üzerinden yani ülkelerin dostları olmaz, çıkarları olar gibi genel kabulü yansıtan açıklamalar yapılır ama tam öyle değil. Hani bu bir yanıyla doğru ama diğer yandan dostluk diye bir kavram da literatürde, diplomaside var ki örneğin işte Türkiye'nin, Atatürk'ün Lenin'le imzaladığı anlaşma bir dostluk ve tarafsızlık anlaşmasıydı. Yani dostluk ilişkilerde var. Yani dostluk yok diye bir şey yok. Tersine ittifak burada bağımlılığa götüren sıkıntılı bir ilişki biçimi. Dostluk sizi ittifaka götürmediği için onun düşmanını da düşman görmek zorunda bırakmayacağınız türden bir ilişki olduğu için karşılıklı yararı esas alır. Ve özetle Çin'in ve Rusya'nın Türkiye ile yürüttüğü şu anki mevcut ilişkiler bu babda ilerlemektedir. Ama Türkiye'nin Amerika ile ilişkisi müttefiklik, ittifaklık ilişkisi olduğu için bağımlılık yönü olan bir ilişkidir. Bu ikisinin ayırdığı çok çok önemli. Şimdi gelelim bu Soçi konusunda da bir takım değerlendirmeler var. Onunla ilgili de görüş belirterek tamamlamış olalım bugünkü yayını. İşte Soçi'deki bu görüşmeye, 5 Ağustos'taki görüşmeye yani Erdoğan seçim yatırımı yapıyor şeklinde değerlendirmeler var. Doğru, Erdoğan hakikaten seçim yatırımı yapıyor. Yani Erdoğan ne yaparsa yapsın her konunun kendi iktidarını sürdürmeye yararı olup olmaması üzerinden zaten değerlendiren bir siyaset yapma biçimi var. Bu zaten böyle yeni bir durum değil. Rusya ile ilişkilerini de kendisine bir seçim yatırımı olarak görüyor. Hele bu doların baskısı yani kur baskısının yarattığı olumsuz tablo karşısında ruble ile doğalgaz ödemeleri yapmanın Erdoğan'ın elini rahatlatıp bunu da seçim döneminde bir seçim yatırımı gibi değerlendirebileceği bir durum elbette var. Bunlar amenna. Ama sonuçta Çin ve Rusya ile işbirliği Türkiye'nin çıkarları açısından da yararlı ve doğru. Şimdi Erdoğan'ın pozisyonu burada şu. Hani Erdoğan dünyanın bu esas eğilimini aslında saptamış durumda. Dünya ticaretinin Asya Pasifik'e kaydı, Atlantik'ten Asya Pasifik'e kaydı ve haliyle siyasi merkezlerin de bir sapmaya uğradığı, dolayısıyla Amerikan hegemonyasının zayıfladığı, düzeninin çatırdamaya başladığı koşullarda, yeni dünya düzeni arayışlarının oluştuğu şartlarda, tek kutuplu dünya düzeninin yıkılıp onun yerini çok kutuplu dünya düzeninin alma inşasının başladığı şartlarda Erdoğan da pek çok lider gibi ki bunun içinde Amerika'nın en yakın müttefiki olarak Almanya'nın başbakanları vardı. Schröder'ler vardı, Angela Merkel 16 yıl boyunca bu eğilimi saptayarak siyaset yapmıştı. Erdoğan da bu eğilimi saptayarak siyaset yapıyor ve bunu kendi politik geleceğinin kaldıracı haline getirme kıvraklığını da sergiliyor. Bunu yapıyor. Yoksa bu ideolojik olarak Erdoğan'ın böyle baktığı için olan bir durum değil. Genel dünyadaki bu eğilimi saptayarak ve onu kendi politik geleceğine kaldıraç yapma çabasından kaynaklanıyor. Bence muhalefetin bence asıl görmesi gereken de bu. Yani Türkiye'de artık durum değişiyor. Düzen, dünya düzeni değiştikçe bunun Türkiye'ye yansıması da değişiyor. Öyle artık Türkiye'de eskisi gibi Amerikancılık yaparak kazanılabilecek bir seçim yok. Zaten anketler ortada. Yani Türk halkının NATO'ya bakışı da, Türk halkının Amerika'ya bakışı da ortada. Bu bile Türkiye'de artık Amerikancılık yapılarak seçim kazanılamayacağını gösteriyor. Basının bir bölümünde
Amerikancılık eğiliminin güçlü olması ve oranın sesinin çok yüksek çıkıyor olması nedeniyle batıcılığın hala bir seçim kazandırma potansiyeli olduğunu sanmak bence muhalefet açısından doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Tersine muhalefetin tam bağımsızlıkçılığı hedef edinen ve Doğu'yla işbirliğini güçlendirmeyi önüne koyan, Asya Pasifik'in ekonomik kalkınmasından yararlanmayı önüne koyan bir siyasi hat izlemesi seçim açısından çok daha iyi bir yatırım olacaktır. Bugünlük böyle kapatalım. Son birkaç seferdir söylediğimizi tekrarlayarak kapatalım. Lütfen bu yayınların daha çok izlenebilmesini sağlamak için çevrenizde, eşinize, dostunuza da lütfen önerin, abone olun, abone olmalarını sağlayın. Sesimizi daha çok haykırmış olalım. Diğer yandan YouTube yayınlarında bu konudaki görüşlerimize mutlaka itirazlarınız, eleştirileriniz de vardır. Bunları da paylaşırsanız memnun oluruz. Eleştirilerden öğrenmeye çalışırız. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.